Şimdi Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri Yunus Emre Sen'le birlikte konuşacağız. Detayları Bordo Mavili Kulüp'te yaşanan son gelişmeleri. Yunus Emre, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Seni görmek çok keyifli, güzel. Uzun zamandır birlikte yayın yapmıyorduk. Sen de hoş geldin yayınımıza. Bordo Mavililerdeki detayları konuşacağız. Az önce Onuachu'nun yokluğunda alınan galibiyet sayılarından bahsettik haberimizde. Ama ben şununla sorarak başlamak istiyorum. Babakars Fatih Karagümrük mücadelesi cumartesi günü saat 19'da. Abdullah Avcı'nın kadroda bir değişiklik, oyun anlayışında bir değişiklik, kadroda bir değişiklik yapmayı planlamadığı da merak ediliyor. Bununla başlayalım dilersen. Tabii ki zaten şu anda aslında herkes bu konuyu merak ediyor. Çünkü son Alanya maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı acaba kadroda bazı değişiklikler yapacak mı? Örnek olarak söyleyeyim. Batista Mendy'yi savunmadan tekrar orta sahaya çekecek mi? Veya forvet hattında Enis Destan yerine Umut Bozok'u tercih edecek mi? Nikola Pepe son oyuna girdikten sonra gol attı. Onu 11'de değerlendirecek mi? Şu anda açıkçası herkes bu soruların tabii ki cevabını veriyor. Ama burada tabii ki sorumlu olan, yetkili olan Abdullah Hoca. O takımla birlikte yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor Karagümrük maçı öncesi. Bana kalırsa savunmada bir değişiklik yapabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Joaquin Fernandez sakatlığı vardı. Birkaç haftadır bu nedenle forma giyemiyordu. Şu an itibariyle o sakatlık sürecini atlattı ve görev verilmesi durumunda oynayabilecek seviyeye geldi. Fernandez-Denskil ikilisinin birlikte oynadığı haftalarda istediği verimi alıyordu aslında Abdullah Hoca, ama maç içerisinde zaman zaman Fernandez'i çıkararak tekrar Mendy'yi savunmaya da çektiği bölümler olmuştu. Belki burada bir değişiklik yapabilir. Yani Mendy'yi tekrar orta sahaya çekip savunmada Fernandez-Denskil ikilisini değerlendirebilir. Orta sahada, o hücuma dönük orta saha bölgesinde de Nikola Pepe'yi 10 numara pozisyonunda oynatma durumu var, ama son haftalardaki Enis Bardi performansı da açıkçası teknik ekip tarafından beğeniliyor. Belki hücum hattında maçın tabii ki analizini çok iyi bir şekilde yapıyorlardır. Enis Destan yerine Umut Bozok'u da tercih edebilir. Ama bir durum var tabii. Paul Onuachu, biraz önce siz de haberini aktardınız. Onun bu maçta oynama ihtimali söz konusu değil. Tedavi süreci yoğun bir şekilde devam ediyor şu an itibariyle. Kulüpten yapılan açıklamada 6 haftalık bir süreçten bahsediliyordu. Ama bakalım bu süreci biraz daha geriye çekebilecek mi? En azından bu konuda bir çalışma olduğunu da belirtelim. Genel olarak takımda o Alanya maçının mağlubiyeti sonrası havayı olumluya çevirme noktasında teknik ekibin hem saha içi çalışmalar hem de saha dışında bireysel anlamda birebir görüşmeler veya psikolojik destek noktasında yoğun bir çalışma var. Çünkü özellikle yenilen ikinci golde Uğurcan Çakır ve Dansville'in yaşadığı anlaşmazlık dikkat çekmişti. Bunun da biraz motivasyon kaybından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu konuda da tabii ki futbolda bu tür şeyler olabildiğini söylüyor Abdullah Hoca, ama bu konuda da oyuncularla birebir görüşmeler yaptığını da söyleyelim. Peki Yunus Emre Sen, şunu da sormak istiyorum. Bu sezon Trabzonspor sakatlıklardan çok çekti. Gerçekten çok büyük bir talihsizlik yaşıyor. Bir yandan Onuachu'dan bahsediyoruz, ama hem Bordo Mavili eminim teknik heyet ve taraftarlar Ors için de ne zaman döneceğini merak ediyorlar. Ne zaman hazır olabileceğini, döneceğini. Bu konuyla ilgili senin istihbaratların ve gözlemlerin neler? Çok güzel bir soru, çünkü aslında herkesin en çok beklediği konulardan bir tanesi bir yandan da Mislav Orsic. Sezon başında gerçekten Trabzonspor'un en iddialı transferlerinden bir tanesiydi. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası şu ana kadar hiçbir karşılaşmada forma giyemedi. Geçtiğimiz hafta ameliyat olduğu bölgede hafif bir ağrı hissedince direkt olarak oyuncu kontrol amaçlı ülkesine gitmek istedi. Trabzonspor sağlık ekibi de buna onay verdi. Oyuncu ülkesinde de kontrolden geçti ve herhangi bir riskli durum olmadığına kanaat getirildi ve bunun ardından belirlenen programın aynı şekilde uygulanmasına ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıkladığı 15 Mart tarihine oyuncuyu yetiştirme noktasındaki çalışmalara devam edilmesine karar verildi. Bu da Fenerbahçe maçına denk geliyor. Yani Karagümrük maçı değil, ama Fenerbahçe maçında oyuncunun bir şekilde maç kadrosunda yer alması, belki maçın gidişatına göre az da olsa süre alması amaçlanıyor. Ama bunun şu an itibariyle
kesin olacağını söylemek henüz mümkün değil. Bu konuda hem oyuncunun çok ciddi bir özverisi var hem de sağlık ekibi gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi şu an program dahilinde kısa kısa antrenmanlarda tempoyu artırıyor. Belki zaman zaman taktik antrenmanlarda da teknik ekip kendisini deneyecek. Bütün amaç Fenerbahçe maçı kadrosuna belki oyuncuyu yetiştirebilmek ama eğer en ufak bir riskli durum söz konusu olursa bu riskin de alınmayacağını söyleyebilirim. Bir yandan da tabii Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim zaman zaman eleştirilse de her fırsatta ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve geleceğe dair çok umutlu olduklarını ifade ediyorlar. Yine bir açıklaması oldu Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Geleceğe dair mutlu olduklarını söyledi. Bununla ilgili neler söylersin? Evet, Trabzonspor Kulüp Dergisi'ne bir açıklama yaptı Başkan Ertuğrul Doğan ve sonuçlar belirli bir dönem istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmese de şu an itibariyle hedeflerimiz doğrultusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umutluyuz çünkü inanıyoruz ve mücadele ediyoruz dedi. Trabzonspor için sezon sonuna kadar ödenmesi gereken rakamlar konusunda ekonomik anlamda çok yoğun bir gayreti var yönetim kurulunun. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine kulübe yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan bir kaynak sağlandı. Sezon başından itibaren bu kaynaklar artırılarak devam ediliyor ama yıl sonuna kadar ödenmesi gereken de yine önemli miktarda bir rakam var. Şu an için planlama şu şekilde Ceyda. Önemli olan sezonu tamamlamak ve gelecek sezon için transfer planlamasında bütçeye ne kadar ayırabiliriz? Planlamamızı nasıl yapabiliriz? Bunun planı yapılacak. Ekonomik olarak borcu ne kadar düşürebiliriz? Çünkü geçtiğimiz gün denetleme kurulu başkanlığından divan başkanı seçildiği için istifa eden Mahmut Ören bir açıklama yaptı. Ve Trabzonspor Kulübü'nün borcunun şu anda 5 milyar TL'yi geçtiğini açıkladı. Bu çok ciddi bir rakam tabii ki. Bunu daha düşürebilmek, aşağıya seviyeye çekebilmek adına da bir gayret var. Bu konuda da yönetim kurulu şu an itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Peki, teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel aktardıkların için. Bordo Mavili takımda yaşanan tüm gelişmeleri senden öğrenmeye devam edeceğiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, Yunus Emre Sel ile birlikte Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri konuştuk. Şimdi devam edelim. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör Marius Şumuzika ile yollarını ayırdı.